Şifa dolu brokoli çorbası nasıl mı yapıldı? Arkadaşlar, brokoli çorbası için malzemelerimiz 250 gram kadar brokolim var, bir adet orta boy soğanım var, bir adet patatesim var, bir adet de orta boy havucum var. Bunların hepsini doğruyoruz arkadaşlar. Patateslerimizi küp küp, soğanımızı gelişi güzel doğrayabilirsiniz çünkü sonradan blenderda çekeceğiz. O yüzden soğanın boyutunun bir önemi yok. Havuçlarımızı da çok kalın, çok da ince olmayacak şekilde doğradım. Brokolinin saplarını çoğunu eklemedim. Yaprakları genelinde çorbanın içine giriyor arkadaşlar. Bu hazırladığım karışımın üzerine soğuk suyumu ilave edip bütün malzemelerin haşlanmasını bekleyeceğim arkadaşlar. Su miktarı da çok olmasın. Çok da az olmasın arkadaşlar. Çünkü ben suyu kullanacağım. Yani dökmeyeceğim. Direkt hepsini birlikte çorbama ekleyeceğim arkadaşlar. Çorbamın altını yakıyorum. Kapağını kapatıyorum arkadaşlar. Bütün malzemelerin haşlanmasını bekliyoruz. Sebzelerim pişti arkadaşlar. Sebzelerimin pişmesinde en önemli beklediğim şey havuçların pişmesi. Havuçlar zaten piştiyse bütün malzemelerimiz pişmiş oluyor arkadaşlar. Şimdi bu tencereyi bir kenara alıyoruz. Bir diğer yapışığı tereyağımı alıyorum arkadaşlar. Tavama koyuyorum. Erimesini bekliyorum. Erimiş olan tereyağımın içine bir yemek kaşığı un ilave ediyorum. Bir güzel kavuruyorum arkadaşlar. Unun kokusu çıkacak. Yavaş yavaş 2 bardak süt ilave ediyorum. Hızlı hızlı karıştırmaya devam ediyoruz. Bir yemek kaşığı süt kreması ilave ediyorum arkadaşlar. Bunu da bir güzel çırpıyoruz. Bu karışımın kaynamasını bekliyoruz arkadaşlar. Karıştırmaya da devam ediyoruz bu arada.
Bu biraz böyle fokurdayacak. Yaptığımız sosu önceden haşladığımız brokolilerimizin üzerine, sebzelerimizin üzerine bir güzel döküyoruz. Şöyle bir karıştıralım. Ve ben içine bir adet tavuk bulyon ilave ediyorum arkadaşlar. Lezzetine lezzet katsın diye. Bunu biraz kaynatacağım. Tavuk bulyon eriyecek. Sebzeler ve hazırladığım sos birbiriyle özleşecek. Daha sonra blenderdan geçeceğiz. Çorbam kaynamaya dururken içine tuzumu ve karabiberimi de ilave ediyorum. Şimdi bunun içine tavuk bulyon kattığım için yarım tatlı kaşığı tuz ve bir tatlı kaşığı karabiber koydum arkadaşlar. Tuz miktarını az geliyorsa size sonradan da ayarlayabilirsiniz. Bunu böyle yine karıştıralım. Kaynamaya bırakalım. Altını kapatıp bir ezici yardımıyla iyice bütün malzemeleri eziyorum arkadaşlar. Evet, malzemelerim ezildi. Kıvamı bu şekilde oluyor arkadaşlar. Çorbamı servis tabağıma alıyorum. Size son halini gösteriyorum. Çorbamı servis tabağıma aldım. Ben brokoli çorbasını bu şekilde yaptım arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka bir yemek videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın, selametle.